kadar eriştiği bir kişiden bahsedeceğim birazdan. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Habibim dediği kişiden bahsedeceğim birazdan. Allah Resulü'nü sevmek neymiş, ne kadarmış? Ashab-ı Güzin'in hayatından öğrenenden bahsedeceğim birazdan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun o kibriyanın bulunmuş olduğu yerlerde yaşayan insanlara hizmet edenlerin ve ona sevdalıların Medine-i Münevvere'ye daha kolay ulaşabilmeleri için sevdalanan, ümmete sevdalanan birisinden bahsedeceğiz. Bizlere Kızıl Sultan olarak tarih kitaplarında Yahudilerin tarif ettiği bir kişiden bahsederken Resul-i Kibriya'yı anan o zatı bizler de burada hatırasını yaşatarak, ismini anarak yad ediyor, yaşatıyoruz. Abdülhamid Han'dan bahsediyoruz. Osmanlı döneminde Medine-i Münevvere'nin, Osmanlı'nın son dönemlerini, son 30 yılını yaşadığı en zayıf dönemlerindeki peygamber sevdalılarını onun yanına ulaştırmak için gelenleri daha rahat ettirebilecek tren istasyonunu kuran Abdülhamid Han Hazretleri. Evvela Şam'dan Medine'ye kadar, daha sonra İstanbul'dan Şam'a kadar bağlayıp Medine'den de Mekke'ye kadar sürdürecek oldukları tren istasyonu işte bu Osmanlı tren istasyonudur. Değerli kardeşler, tren istasyonu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevdalanan Medine'ye ulaştırmak için bir haftalık 10 günlük süre içerisinde buraya kadar geliyorlardı. Daha önceleri develerle, atlarla gelip gittikleri süre 6 ay iken, yani bir gelişleri 2 ay kadar sürerken 10 güne kadar düşürdükleri bu zaman dilimi bu tren istasyonu sayesindedir. Bakınız, tren istasyonunun özelliği nedir? Buraya tren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Müslümanlarla, Müslümanların Habib-i Kibriya'ya inananları umre yapmak için Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettikten sonra Kabe'ye gidecekleri, Mekke'ye gidecekleri insanları taşıyan işte bu tren istasyonu Abdülhamid Han'ın Habibim diyen Muhammed Mustafa'yı rahatsız eder bu tren istasyonu. Onun için Mescid-i Nebevi'ye kadar değil, biraz uzağına yapın. Allah Resulü orada yatar. O hayattadır, canlıdır. Ve Peygamber Efendimiz'in dediği şu söz aklımıza gelir burada. Ben her namaz vaktinde Mescid-i Nebevi'de Müslümanlarla birlikte kalkar ve aynı şekilde namazları eda ederim demiş olduğu bu sözden, bu hadisten dolayı onu rahatsız etmemek için buradan 3 kilometre ileriden buraya kadar tren istasyonunun raylarının altına o yokluk döneminde keçeler döşensin. Trenin sesi Allah Resulü'nü rahatsız etmesin dediği işte bu tren istasyonu Osmanlı'nın sevdasıdır. Burada değerli kardeşlerim, biraz önce gelirken gözümüz alışveriş yerlerine daldı. Etraftaki binalara daldı. Bakınız, Osmanlı'daki peygamber sevdası şudur. Bu istasyon yapıldığı zaman burada yüksek bir şekilde duvar Medine-i Münevvere'nin Mescid-i Nebisi'ne kadar etrafında insanlar hiçbir yeri görmesin. Allah Resulü'nün yeşil kubbesini görsün diye yüksek binalarla çevrilerek, duvarlarla çevrilerek daha yeşil kubbeye kadar burası aynı bu şekildeydi. Onun için değerli kardeşlerim, biz Osmanlı ecdadıyız. Osmanlı'nın torunlarıyız. Gelecek nesil bizlerden peygamber sevgisini Osmanlı'dan bizler öğrendiği gibi neslimiz birden bizden öğrenecek. Onun için trenin rahatsız etmesin diye keçe döşerken etrafa gözler akmasın, yeşil kubbeyi görsün, Resulullah'la sevdalanan insanlar Resul-i Kibriya'yı görsün diye duvarlar çekilirken etrafımızdaki her şeyden muaf olarak bu günlerinizi burada geçiriniz. Karşımızda Hamberiye Mescidi vardır. Bakınız, Osmanlı padişahları dünyaya hükmetmiş olmalarına rağmen hiçbirisi hacca gelememişlerdir. Hiçbirisi Resul-i Kibriya'nın Mescid-i Nebisi'ne gelememişlerdir. Fakat bunun hasretliğiyle yanmışlardır.
savaştan savaşa İslam'ı, Türklüğü başka yerlere aktarmak için gayret gösteren Osmanlı padişahları imkanları olmasına rağmen devlet işlerini bırakıp da buraya, Medine'ye ve umre için, hac için Mekke'ye gidememişlerdir. Bir özlem vardır işlerinde Allah Resulü için. Yanındaki gelen eşraftan, yakınlarından birisine, ey kardeş, Mescid-i Nebi'ye gidersen o Resulü Kibriya'ya bizim dostlarımızın selam gönderdiği gibi selamımı ilet. Oradan Resulü Kibriya'nın kabrinden bir avuç toprak al da ne olur. Getir onu bana. Kendim gidemesem de onun toprağını bari kokayım. Sevdam, ateşim o kadarlık sönmüş olsun diye oraya emir vermiş olmasına rağmen buraya gelen tren istasyonuna kadar selamını iletmiş, kabrinden toprak alamamış olan o veziri buraya kadar geldiği zaman trene binme vakti gelmiş. Eyvah! Padişahım benden toprak istemişti. Resul-i Kibriya'nın kabrinden alamadım ben toprak. En azından buradan alayım da ne bilecek dedi. Bir avuç aldı, çıkısına sardı. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Medine-i Münevveresinden padişahı bir nevi gönlü olsun diye toprak avuçladı. Padişah Abdülhamid Han Hazretlerine bunu verdi, ikram etti. O peygamberden geldi bir parça benim için diye. Bizim insanlarımızın buradan taş toprak götürür. Mekke'den taş toprak götürür. Ama o topraklar buraya aittir. Yanınızda götürmeyin buralardan. O toprağı korkmuş olduğu zaman bu Resulullah'ın